Berat Onur. 1976 doğumluyum. Kadıköy Anadolu Lisesi, sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Aynı dönemde Procter & Gamble'da staja başladım ve daha sonra Procter & Gamble'ın satış bölümünde full time olarak çalışmaya başladım. Kariyer hikayemde önce Türkiye'de başladım ve öncelikle satışta saha sorumlusu olarak, daha sonrasında ise merkez ofiste satış pazarlama departmanında hem yeni açılan piyasalar hem Türkiye için kategori bazında veya kanallar bazında çeşitli görevlerde bulundum. Daha sonra İsviçre'ye tayinim çıktı ve İsviçre'de bölgesel pozisyonlar aldım. Pil kategorisi Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu satış pazarlama müdürlüğünü yaptım. Satış pazarlama aslında B2C dediğimiz business to consumer şirketlerde çok önemli fonksiyonu olan bir departman ve genelde satıştan gelen insanların çalıştığı saha satış bilgisini, müşteri bilgisini elde ettikten sonra içeride uzun vadeli planlar yapılırken bu planların hem sahada müşterilere uygun hem de rafta tüketiciye ulaşırken doğru şekilde, doğru stratejilerle ulaşmasını sağlayan bir fonksiyon. Bizim iş günümüzde tabii biz günlük işlerle veya ne kadar sattık, ne kadar aldık gibi işlerden ziyade daha fazla önümüzdeki yıllar bazında, 3 yıllık, 1 yıllık, 5 yıllık bazlardaki ürün geliştirme planları üzerinde çalışırız. Bunun sahadaki uygulamaları ile ilgili planları geliştiririz ve burada da beraber çalıştığımız bir takım vardır. Bunun içinde pazarlama, ürün yönetimi veya ürün tedariki ile ilgili, finans ile ilgili departmanlardan gelen insanlar da yer alırlar. Onlarla birlikte genel stratejileri geliştiririz. Ya en çok sevdiğim tarafları açıkçası dizayn yapabilmek. Sonuçta bir strateji kurguluyorsunuz. O stratejiyi kurguladığınız pazarın gerçeklerini bilmeniz lazım. Oradaki tüketiciye, oradaki tedarik zincirinin parçası perakendecilere yakın olmanız lazım, biliyor olmanız lazım. Bu da beraberinde tabii o ülkelerde bulunmayı, tüketicilerle zaman geçirmeyi gerektiriyor. Ve bunu yaparken de tabii beraberinde seyahat de etmeniz gerekiyor. Ve benim çok sevdiğim taraflarından bir tanesi seyahat etmek. Gittiğim, pazar geliştirmesi yaptığım ülkeler için oradaki tüketicilerle zaman harcamak, oradaki mağazaları ziyaret etmek, perakendecilerle zaman harcamak, onları tanımaya çalışmak, kültürleriyle birlikte onları anlamaya çalışmak, bütün bunlar bana yeni bir hayat vizyonu katıyor. Olumsuz tarafı her zaman oluyor çünkü sonuçta çok dinamik bir piyasa bizimkisi. Fast moving consumer goods veya hızlı tüketim malları sektörü dinamizmin çok olduğu bir piyasa. O yüzden çok hızlı değişen koşullara çok hızlı adapte olmanız gerekebiliyor. Bu her zaman beraberinde tabii acaba yakalayabiliyor muyum bu hızı endişesi gerekiyor. Ben buna bir olumsuzluktan ziyade bu dinamizmi yakalayabilme endişesi demek istiyorum. Yani tabii eğer B2C konusunda, yani business to consumer, tüketiciye ulaşacak ürün grupları konusunda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyem mutlaka saha satış tecrübesine sahip olmaları. Müşterilerle birebir perakendiciler oluyor bu durumda müşteriler. Onlarla birebir satış planlarının geliştirilmesi, nasıl promosyon planlarının geliştirilmesi konusunda çalışmış olmaları, sahada işleyişin nasıl olduğunu, tüketiciye satışın nasıl gerçekleştiğini bilmeleri gerekiyor. Bu saha satış tecrübesi için tabii belli bir eğitim gerekliliği, üniversite mezunu olmak önemli. Yabancı bir firmada çalışacaksanız yabancı dilinizin olması çok büyük önem taşıyor. Ama hani şu bölümden mezun olmanız gerekiyor diye bir şart yok. Bizim kendi departmanımızda makine mühendisliğinden inşaat mühendisliğine, işletmeden kimya mühendisliğine kadar çok farklı bölümlerden mezun arkadaşlarımızla başarıyla çok iyi kariyerler yaparak çalışabildiler. Öncelikle bu işi bir tanımaları gerekiyor. Özellikle satış konusunu tanımaları ve saha satış yapıp yapamayacakları konusunu kendi işlerinde değerlendirmeleri lazım. Çünkü sonuçta saha satış dediğimiz konu bu işin sevilerek yapılacağı bir konu. Sahada vakit geçirmeniz lazım. Trafiğe de maruz kalıyorsunuz. Kara, kışa, çamura da maruz kalıyorsunuz. Bütün bunların üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız öncelikle bu işe başlayın derim. Ama hani bazı insanların tercihinde daha fazla ofiste oturarak yapmak isteyecekleri işler olabilir. Onlara da tavsiyem başka pozisyonlara, başka fonksiyonlara da bakmaları. Ama eğer satış ve satış pazarlama düşünüyorlarsa öncelikle sahaya inmek lazım.
Evet, burada çok önemli bir konu tabii. Satış dediğim şey çok dışa açık bir iş. Ve bu dışa açıklık da beraberinde önemli bir networking becerisi gerektiriyor. Yeri geldiğinde bazı işleri dışarıda yaparken siz firmanızı temsil ederken dışarıda da başka öncelikleri olan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve bu insanları bir araya getirecek, sizinle aynı hedefi paylaşacak düzeyde sizin bir iletişim kanalınızın olması lazım. Bu da beraberinde networking yetilerinin çok güçlü olmasını gerektiriyor. Burada da networking'den tabii ki kastım gidip sürekli insanlarla tanışmak, sürekli bilinirlik sahibi olmak değil. Daha fazla sizin kendi amaçlarınızı belirleyip bu amaçlarla birlikte kazan kazan ilişkisi geliştirebileceğiniz partnerlarınızla birlikte bir plan, bir ortak iş planı yapabilmek ve bunu sağlayacak becerileri geliştirmek önemli. Şans, şimdi insan kendi şansını kendisi de oluşturabilir. Tabii buna getirecek etmenleri bilmek, proaktif olmak önceden işlerin nereye gideceğini kestirebilip o konuda bilgiye sahip olmak ve ona yönelik olarak doğru zamanda doğru yerde olabilmek önemli. Buna bir kısmımız şans diyebiliriz. Bir kısmımız da bunu hazırlayan etkenleri iyi bilip ve bu bilgiye sahip olup ona göre zamanınızı ve yerinizi ayarlayabilmemiz de diyebiliriz. O yüzden şans deyince biraz kadercilikten ziyade insanlarla daha fazla network yaparak nereye gittiğini işlerin, planlamanın nereye gittiğini bilerek doğru zamanda doğru yerdeki işleri yapabilme becerisi olarak görüyorum onu. O yüzden hem networking hem proaktif olmak önemli iki tane unsur. Bu da beraberinde şansı getirir. Tabii hiç elimizde olmayan, kontrolümüz dışında etkenler de olabilirler. Artık buna da şansın dışındaki faktörler de diyebiliriz.